Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kabarmalara doymayan muhteşem bir tahinli kek yaptım. Bu tarifi sizlerle de paylaşmak istedim. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Karıştırma kabıma oda sıcaklığında 3 yumurtamı alıyorum. Üzerine klasik su bardaklarıyla 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Mikserle karıştırıyorum. Yumurtalarımın rengi dönene kadar, şekerim yumurtanın içinde iyice eriyene kadar, yumurta ve şeker krema kıvamını alana kadar çırpma işlemini bırakmıyorum. Yaklaşık 3 dakika kadar bu şekilde çırptım. Çırpmış olduğum yumurta ve şeker karışımının üzerine 1 su bardağı yoğurt, normal klasik su bardaklarımızda 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ ilave edip şöyle mikserle bir kere daha karıştırıyorum. Su bardağı unu elledim. Şimdi içerisine bir paket kabartma tozu, bir paket vanilyayı ve bir çay kaşığı karbonatı ekliyorum. Spatula yardımıyla şöyle bir karıştırdım. Unu karışıma ilave ediyorum. Bu aşamada ben mikser kullanmadım. Sizler dilerseniz kullanabilirsiniz. Spatulayla unumu aşağıdan yukarıya olacak şekilde güzelce karıştırıyorum. İçerisinde topaklanma kalmayacak şekilde bu işlemi devam ediyorum. Burada ben 3 su bardağı un kullandım. Fakat unun kalitesine, unun markasına göre değişkenlik gösterebileceği için lütfen unumuzu yavaş yavaş ilave edelim. Birden dökmeyelim. Tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Kek harcımdan 3 kepçe kadar başka bir kaba aldım. Burada kek harcıma kakao karıştıracağım. İsterseniz bunu yapmayabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum. Tekrar karıştırma işlemine devam ediyorum. Kakao iyice içinde kek harcımla özleşene kadar karıştırıyorum. Burada kakao ilave ettiğimiz için kek harcımız bayağı katılaştı ve aynı kıvama getirmek için üzerine ben 2 yemek kaşığı süt ilave ettim. Tekrar karıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi kakaolu harcımız da bayağı bir sıvıklaştı. Önceki katılığını kaybetti.
Şimdi burada ben silikon kek kalıbı kullandım. Sizler istediğiniz kek kalıbını kullanabilirsiniz. Borcamda da yapabilirsiniz. Kek kalıbımı yağladım. Üzerine biraz unladım. Ve şimdi sade olan kek harcımdan kalıbıma döküyorum. Bu arada fırınımı 180 derece alt üst ayarlı açtım. Isınıyor. Üç kepçe kadar sade kek harcımdan kalıbıma döktüm. Şimdi kakaolu harcımı üzerine şöyle bir kepçe kadar kakaolu harcımdan döküyorum. Burada bir su bardağından iki parmak eksik tahin var. Yalnız bu tahinin hepsini kullanmadım. Kullandığım tahin ölçüsü yarım su bardağından biraz fazlaydı. Tahinimi de kakaolu kek harcımın üzerine döktükten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Tahin kekimize çok güzel bir nem verecektir. Islak kek kıvamında bir kek yapıyoruz şu an. Kekimiz piştikten sonra nemli olacak. Nemli bir kıvama sahip oluyor. Burada kekin pişme süresi de her fırına göre değişkenlik gösterebilir. Ben yaklaşık 55 dakikada benim kekim pişti. Siz de kontrollü bir şekilde kürdan testi yaparak kekinizi pişirebilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomu beğenmeyi, yorumlarda fikir ve görüşlerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Evet, kalan kakaolu kek harcımı da sade kek harcımın üzerine döküyorum. Üzerine bir miktar yine tahin ilave ediyorum. Tekrar gördüğünüz şekilde karıştırıyorum. Ve artık fırına göndereceğim. Bu işlem bittikten sonra fırınımın ilk 30 dakika kesinlikle kapağını açmıyorum. 30 dakika geçtikten sonra kontrollü bir şekilde pişirebilirsiniz. Kekimi fırınıma verdim ve gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde kabardı ve taşıyor hamuru. Evet, dediğim gibi toplamda 55 dakikada pişti. Kürdan testi yapıyorum sizin için. Kürdanım temiz çıktı. Kekim pişti demektir. Bu aşamada ben tahin üzerine döktüm. Sizler isterseniz hiçbir şey dökmeyebilirsiniz. Ama biz çok sevdiğimiz için ben bu şekilde servis yaptım. Tahin dökmeden de servis yapabilirsiniz. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet şifa olsun. Kekim şu an henüz tam soğumamıştı. Ben servis için biraz acele ettim. Soğuduktan sonra inanın kıvamı daha da güzel oldu. İçi nemli, yumuş yumuş bir kek ve gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde kabardı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.